çıkarmaya çalışıyoruz. Ve burada bakıyorum Siirt Valiliği'nin bir açıklaması var. Onu da sizlerle paylaşalım. Basın ve kamuoyuna Kahramanmaraş ilimiz Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve ilimizde de şiddetli hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şu ana kadar ilimiz genelinde valiliğimizin tespit ettiği herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımız için spor salonları ve Siirt Belediyesi'ne ait sosyal tesisler, yani isim de verilmiş, Millet Bahçesi, Kızlar Tepesi ve Kadın Yaşam Merkezi açık olacaktır. Siirt Valiliği resmi hesapları haricinde yapılan bilgilendirmelere itibar edilmemesi rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Siirt Valiliği'nin yapmış olduğu açıklama bu şekilde. Evet, bu açıklama yani Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve yine Siirt'te de yani şiddetli bir şekilde hissedilen ifadeleriyle başlıyor. Dolayısıyla Siirt'te de depremin şiddetli bir şekilde hissedildiği burada ilan edilmiş oluyor. Bir şekilde bu şeydeki bu Siirt'te bir can kaybı olmadığı yönünde bir açıklama. Fakat biraz daha şey olması lazım. Yani diğer iller özellikle hani şu anda dikkate alınması gereken veya daha önem verilmesi gereken bilgilerin alınabilmesi açısından daha önemli. Yani birincisi tabii şöyle bir şey. 7,4 büyüklüğünde bir deprem Kahramanmaraş, Pazarcık merkezli ve çevredeki 10 il bundan etkilenmiş durumda. Ve bakın işte burada bir takım görüntüler var. Nereden bu görüntüler arkadaşlar? Evet, tam arkadaşlarımız belli bir lokasyon veremiyor bununla ilgili olarak. Fakat depremin 10 ili etkilediğini ifade etmemiz lazım. Dolayısıyla da bir şekilde bu depremin ne kadar aslında büyük olduğu, ne kadar şiddetli bir şekilde hissedildiği de görülüyor.